Merhabalar tekrar. Hüzünlü bir son. Ama umut da var tabii biraz sonunda. Ne diyorsunuz? Değil mi böyle hep bir ağızdan, tek bir ağızdan konuşmanızı bekliyormuş gibi. Çok güzel bir yermiş burası ya. Ne yapalım? Sorularla mı başlayalım? Nasıl yapalım? Nereye oturayım? Şeyle büyük bir macera çektiğinizi biliyoruz öncelikle. Bu filmde Baskın ve Housewife gibi filmlerinizdeki korku temasından epey uzaklaştınız. Bu post apokaliptik filmin kendi macerası nasıl başladı? Çekimi, hikayesi, hepsi. Mega bir soru. 15 dakikalık bir cevap. Nasıl başladı? Aslında şöyle oldu. Biz Baskın'la Toronto Film Festivali'ne gittiğimizde bakanlıktan biri seninle konuşmak istiyor Can dediler bana. Ben de ha öyle mi falan şaşırdım falan. Geldi birisi, evladım gurur duyduk falan dedi. Allah Allah dedim hani filmi izlediniz mi siz falan diye. Çünkü Baskın'ı kaç kişi izledi burada? Oha, inanılmaz kaliteli bir topluluk. Çünkü Baskınlar böyle bir satanist bir ayinde kesilip biçilen Türk polislerimizin işlendiği bir filmimiz olduğu için bakanlıktan birisinin gelip böyle gurur duyduk demesi çok enteresan geldi ve de hoşuma da gitti tabii ki. Ama tabii işte siz filmi böyle Amerika'ya satınca, Toronto Film Festivali'nde açınca korku filmindeki bazı böyle temalar, hissiyatlar falan daha kolay yenilir, yutulur mu oluyor artık nedir bilmiyorum. İşte bize başvur, bir sonraki filmine destek olmak isteriz falan filan dediler. Sen kendin hani filmini sattın Amerika'ya falan, kendin yaptın, kendin sattın gibi bir yerden. ama artı 18 olamaz dediler. Ben de o sıralar Cevizli Duru'nun bir kısa hikayesi olan bu Ağzı Olmayan Kız Perihan diye bir hikaye vardı. O başka bir hikayeydi aslında. Biz onunla başvurduk, ettik, köprüde buluşmalar, bakanlıktan para çıktı, inanamıyorum falan. Ondan sonra biraz değiştirip ama o zamanlar çok böyle sardığım Sweet Tooth diye bir çizgi roman vardı. Postapokaliptik bir çizgi roman. Bir de hep böyle üniversitede falan da postapokaliptik filmler üzerine, hatta İtalyan postapokaliptik trash filmleri üzerine falan da böyle yazılar yazıyordum. Ve böyle evrildi ve böyle bir macera çıktı ortaya. İyi ki çıkmış. Teşekkür ediyorum. Diğer soruyu ben sorayım. Filmde devletin üstünde bir şirket var, Santral diye. Bu devletin üstünde bir şirket olması fikri nereden ortaya çıktı? Böyle bir şeye nasıl karar verdiniz? Çünkü film boyunca herhangi bir ülke kavramı yok. Bir bayrak görmüyoruz vesaire. Çok daha ulusal bir şey var. Orada ilerleyen izlek var. Onu soracaktım yani. Aslında işte Santral'in logosunu ve Santral'in böyle peçini görüyoruz bayrak gibi. O da hani başından beri bu aslında postapokaliptik bir hikaye ama postapokaliptikten çok da sürreal ve masalsı da diyebiliriz buna bence. Hani içindeki böyle bilimsel temalardan çok masalsı, arketipsel bazı temalar var. Öyle bir yerden böyle farklı bir alternatif bir Türkiye, alternatif bir ülke olsun diye düşündüm. Hani artık böyle ileride büyük şirketler ülkeleri fethetmiş, onlar mı yönetiyor? Yoksa mesela QNB Türkiye gibi gelmiş bir şirket satın almış Türkiye'yi Santral diye ve şey emrinde bir ordu mu var bilmiyorum ama hani böyle emrinde ordu olan bir şirket tarafından yönetilen bir ülke ve ordunun aynı bir ülkeye hizmet ettiği gibi bir şirkete hizmet etmesi fikri aslında olan bir şeydir. Hani bu Resident Evil'daki Umbrella şirketi gibi veya Alien'daki Wayland'den Yutani şirketi, Fallout'taki o Vault şirketi falan gibi. Öyle bir yerden zaten hep böyle yapmak istediğim bir klişeydi bu. Ama bu kadar böyle şey yap, böyle bir klişeyi mesela Baskın'da da Hellraiser gibi bir ortamı Türk polisiyle karşılaştığımda çok garip böyle zorlama bir melez oluyor. Burada da öyle bir zorlama tırnak içerisinde bir melezlik var ama benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Öyle bir yerden oluştu diyebilirim. 4 çocukla bir ormanda çekim yaptınız. Zorlukları diğer projelere göre daha fazladır. Sizin çekim esnasında en zorlandığınız sahneler ve çekim kaç gün sürdü? Çekim esnasında en zorlandığımız
sahne arkasında çocukların annelerinin birbirleriyle ve ekiple yaşadıkları Survivor ve böyle bu tarz benim stilim vari çekişmeler ve diyaloglar çok enteresandı. Bunu koyma Tuna şeye, kamera arkasına. Onlar çok zorladı bizi. Çünkü anneler ister istemez tabii ki inanılmaz böyle çocuklarıyla duydukları o gurur ve aralarındaki bağ ve yönlendirme yer yer ekstrem boyutlara geliyor falan. Hani sana da yargılamak düşmüyor kesinlikle ama sen de onların bana karşı çok iyiler ve de inanılmazlar ama bir arkadan asistanlardan öyle hikayeler geliyor ki hani moralim mi bozulsun, ne yapalım falan. Bir de ilk hafta biz kırklar elinde çekmeye başladık. Çok garip bir iki bir şey oldu. Çok özel olacağı için giremem şimdi ama ondan sonra dedim ya biz bunlarla bir hafta Sivas'a gideceğiz önümüzdeki hafta. Ne olacak falan. Ama hiçbir şey olmadı. Çok güzel Allah'tan şey yaptık. İnanılmaz yükseldikleri gibi bir o şekilde de yani ben o kadar yükselsem hani bir daha kimseye yüzüne bakamam gibi. Çok güzel bir yerden de bağladılar falan ve ondan sonra işte burada bilenler biliyor işte Ayvalık Film Festivali'ne geldiler bizle. Kayseri'ye gittik. Tallinn'i Black Knights'a gittik falan. Bayağı keyifli bir süreçti. Kaç gün sürdü? 18 gün, 3 hafta. Kırklareli'nde, Sivas'ta. Merak edenler İstanbul'da bile galiba. YouTube'a girip kamera arkasını izleyebilirler. Çok güzel bir kamera arkamız var. 2 gün önce koyduk. Diğer soruya geçeyim o zaman ben. Buyurun. Şimdi filmin bir vizyon tarihi vardı ve bu ertelendi. Aile boyu tecrit altında bir macera denmesine karşın bir yaş sınırına takıldı. Bildiğim kadarıyla 16 yaş kondu ama filmin içeriğinde öyle bir durum yok zaten. Bu durum nasıl gelişti? Bir de bu genel olarak dağıtımla ilgili yaşanan bir problem vardı. Bununla ilgili düşünceleriniz, yorumlarınız ne acaba? Yani filmin yaş sınırı bu arada çok subjektif bir şey ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Buradaki salondakiler ne düşündü yaş sınırıyla ilgili de onu da çok merak ediyorum. Biz montajcımız Erkan Özekan'la, Baskın'ın da montajcısı kendisi, filmi izliyoruz. Daha o zamanlar bizden başka kimse görmemiş filmi. Yani filmin de böyle %70'inde falandayız. Dedim ki sen hani çocuğuna izletir misin bu filmi? Abi izletmem herhalde ya falan dedi. Falan. Ben de kestirmeye çalışıyorum. 9 yaşında mı çocuğu? 10 yaşında mı? Ama testere izliyor çocuk. Ulan dedim o zaman neden izletmiyorsun? Bir dakika dedim. O da ha falan dedi. Yani Erkan'ın bile o an orada bir an izletmem demesinden yola çıkarak yani demin radyo programında da onu konuştuk. Yani biz hayvan mezarlığını yabancı film olarak izliyorsun ama Türk filmi olunca sana daha sertmiş gibi geliyor gibi bir yerden. Veya da mesela Twitter'da, Instagram'da çok güzel ve çok böyle flörtöz bir kadın. Türk olduğu zaman daha sert ve sivri gibi geliyor ya bazı şeyler. Öyle bir yerden bence bu filmin +16 alması bir yerden şaşırtmadı. Zaten Frozen 2'nin bile +10 aldığı, Adana 01'in +13 aldığı, inanılmaz evlere şenlik tamamen başka ilişkilerle yürüyen bir rating sistemi var zaten. Ve de biz hani zaten gişeye bel bağlayarak yapmış olsaydık böyle bir film yapmayı seçmezdik zaten. Ama insanlar zaten sahiplendi filme ve inanılmaz derecede bir turneye çıktınız diyebiliyoruz. Karadeniz'de bayağı bir gösterim oldu sizin katılımınızla. Evet evet ben çok mutlu oldum açıkçası. Yani enteresan ama bence bu film gerçekten AVM'lerde öğlen vakti daha teenager'ların çocukların falan gittiği bir dünyada billboardları falan filan olduğu bir yerde daha değerli olur gibi geliyor bana. Yoksa daha böyle ne bileyim işte Haneke, Tolga Karaçelik falan izleyen bir sinema seyircisinin toplanıp izlediği zaman okey onun da bir değeri var ama benim kafamda bu film, bu proje daha troll bir yerden böyle hakikaten bir çocuk filmi, aile filmi gibi ve eninde sonunda bence korsana düştüğünde online'a artık Netflix'e, Blue TV'ye nereye giderse ondan sonra da korsana düştüğünde bunu daha böyle tahmin etmeyen insanlar izlemeye başladığında o zaman daha değerli olacakmış gibi geliyor bana. Eğlenceli olacakmış diyelim veya değerli değil de hani öyle bir yerden de öyle garip bir yapısı var diye düşünüyorum. Süper. Korku, Can Evrenoğlu deyince korku sineması geliyor direkt akıllara. O yüzden sizin korku merakınız nasıl başladı? Ayrıca ulusalın yanı sıra uluslararası da korku başarınız var. Baskın'ın Amerika'da vizyona girmesi gibi. Bu Türkiye'deki korku serüveni hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ne bileyim bu böyle metalci olmak gibi bir şey. Korku sinemacısı olmak. Zaten nasıl daha fazla insan neden daha sevmiyor inanamıyorum yani. Ben çok seviyorum. Onunla büyüdüm. Biz küçükken de hani bir filmin +18 olması ve korku filmi olması ekstra onu izlemek için bir şeydi hani böyle izlememiz lazım gibi bir yerden.
O yüzden ya bir kere böyle bir MTV'de bir metalci şöyle hafif yapmacık olmakla beraber şöyle bir demeç vermişti. Yani hayatta bu kadar dertler şeyler varken kelebekler hakkında şarkı söyleyemezsiniz falan filan gibi. Yani çok sığ bir yaklaşım olmakla beraber sanki öyle bir yerden de bu tarz gerçek hayatta bir vahşetten ve şiddetten ne kadar rahatsız oluyorsam sanatta, sinemada, müzikte o beni o kadar tatmin ve deşarj ediyor galiba diyebilirim. Ben de kendi kendime düşündüğüm bir konu olduğu için böyle bir hazır bir cevabım var. Teşekkür ederim. Şimdi genel olarak bir Amerikan korku sineması, Japon korku sineması, Avrupa korku sinemasına baktığımızda yani böyle sizin sinemanıza benzer bir sinema yapan ya da aynı çizgide ilerleyen bir yakınlık hissettiğiniz yönetmen var mı? Veya onlardan hangilerini takip ediyorsunuz, beğeniyorsunuz ya da takdir ediyorsunuz? Bana evet. Yakın şey var diye. Yok öyle değil de ben sevdiğim, takip ettiğim... Ya da son zamanlarda, son 5-10 yıldır izlediğiniz... Ya son zamanlarda en sevdiğim korku filmleri It Follows, Peşimdeki Şeytan Türkçesi, Hereditary, Ain, Get Out, Get Out'un Türkçesini bilmiyorum. Kapan. Kapan. Kapan, evet. Ne güzel çevirmişler değil mi? Ne alaka? Hatta Get Out'un hani böyle ırkçı bir şekilde defol falan gibi bir... de güzel şey olduğu için kapan hiç olmamış herhalde. Yani, Train to Busan var galiba. Train to Busan, yani. Aynen. Wailing var. Bu arada bir Nuri Bilge Ceylan tarafından çekilmiş bir cin filmi izlemek istiyorsanız gerçekten o kadar iyi ve o kadar anlayacaksınız hani izlediğinizde. Kore filmi Wailing'i çok tavsiye ederim. Çok ağır, çok karanlık bir cin filmi ama yani Parazit'ten çok daha iyi bence. yine Parazit'ten daha iyi Kore filmleri söyleyeyim bak mesela. Tabii ki de kesinlikle. I Saw the Devil. Chaser, Kore sinemasının fantastik şeyleri bence baya baya etkileyici. Hatta bugün neyi konuşuyorduk ya? Bir film konuşuyorduk hani. Ha Hint filmi. Ha, Hint filmi onu mu konuşuyorduk? Parazit'ten daha iyi gibi bir espri yapmıştık. Peri yani. Diye bir film var. Neyse bir hatırlayamadım. O değil, o değil, o değil. Evet öyle. Tamam. Parazit hakkında ne düşünüyorsun? Parazit'i kaç kişi izledi burada? İnanılmaz bir kitleyle beraberim ya. Gurur duydum bundan. Harika, süper. Parazit'i peki sevmeyen demeyeceğim de o kadar da sevmeyen var mı? Hani o kadar da sevmedik biz diyenler. Evet. Evet. Çok güzel. Diğer soruyla devam edelim o zaman. Reklam ve klip geçmişinizin yanında kısa film geçmişiniz var bayağı uzun. Sizce kısa film uzun metraja giden bir yol mu yoksa başlı başına bir tutku mu? Ve öğrencilerin bu kadar haşır neşir olduğu bu kısa film konusuna değinmişken... bize nasıl bir yol önerirsiniz? Kısa film evet bir uzun metraja giden bir yol çünkü yaptıktan sonra ondan duyduğunuz tatmin ve heyecan ve yüreklenmeyle uzunluğu yapmak istiyorsunuz. Yoksa başka aslında hissiyatlar. Bir tanesi şarkı yazmak, bir tanesi senfoni yazmak gibi 100 metre koşusu veya maraton gibi şeyler söyleyebiliriz. Onun dışında reklam klip hala çekiyorum. Hatta yeni bir yine böyle finans bank reklamı geldi. Onu çekmek lazım para kazanmak için tabii ki. Yoksa periden para kazanmaya sırf bağlasam çok zor hayatım. Klip olarak da gelmiş geçmiş en sevdiğim işlerimden biri olan Gazapizm'in bu Pisliğe Bas klibini çektik. Ve de çok sevdim, çok mutlu oldum ortaya çıkan işten. Daha fazla yapmak isterim açıkçası. Kısa film çekmek isteyen arkadaşlara da tavsiye olarak diyeceğim şey... Öyle yani hani ortaokuldan falan sevdiğiniz bir kısa hikaye, sevdiğiniz bir kitaptan bir bölümü falan uyarlamaya çalışın diyebilirim. Bir de daha şahsına münhasır, etrafta pek olmayan size dair bir şey yapmaya çalışın diyebilirim ama biraz klişe cevaplar oluyor galiba bilmiyorum. Böyle. Teşekkürler. Seyircilerden sorusu olan var mı? Sorsak mı? Son bir soru var. Ondan sonra seyircilere geçebiliyoruz. Tamam. Tamamdır. Yeni bir dizi projeniz var, Çıplak. Bildiğimiz kadarıyla internette yayınlanacak bir dizi. Biraz bu proje hakkında bize bahseder misiniz? Ve genel olarak aslında Netflix, Blue TV, YouTube gibi yayın platformları ve sinemanın gidişatı ile ilgili, yani sinemanın seyircilerin alışkanlığı, izleme alışkanlığı hakkında düşünceleriniz neler? Bununla beraber Çıplak'la da ilgili bahsederseniz çok seviniriz. Yani Çıplak'ta şöyle bir şey var. Biz Çıplak'a Çıplak öncelikle böyle 15-20 dakikalık 8 bölümden oluşan bir
bağımsız mini dizi. Ve biz bunu bir mecraya satmadan, bir mecranın boyunduruğu altında olmadan bir yapım şirketini ikna edip, TN Yapım, Tanay Abbasoğlu, onlarla çektik. Ve de şimdi bittikten sonra şimdi satacağız. İstanbul Film Festivali'nde görücüye çıkacak ilk defa. Ya ilk 4 bölüm ya ilk 8 bölüm, ona beraber karar vereceğiz festival direktörüyle beraber. Ama bir escort kızın hikayesi, bir escort kızın bir bekarlığa veda partisine gitmesi ve bir hafta sonra evlenecek olan damatla birbirlerinden çok hoşlanmalarıyla başlayan, o bir haftada gelişen olaylar diyelim. Aslında çok light ve pop bir havası var. Böyle çıplak deyince böyle Can Evrenol korku film yönetmeni ve şimdi böyle hani Gaspar Noé gibi böyle pornografik bir şey falan kesinlikle değil. Bir cinsel organ veya göğüs falan görmediğimiz bir çerçeve içerisinde ama kafa olarak çok çıplak, çok özgür, çok ters köşe ve bence çok komik ve samimi bir şey oldu. Çok mutlu oldum. Bugüne kadar yaptığım ilk fantastik olmayan iş aslında. Çok merak ediyorum insanlar ne tepki gösterecek, nereden bağlılık hissedecekler veya nereden linç edecekler bizi. Çünkü yani çıplaklık yok ama Türk örf adetlerine aykırı her şey var içerisinde. Ama çok samimi bir yerden ve gerçek bir yerden ve benim gerçekten tanıdığım birkaç karakterden yola çıkarak yazdığım bir şey olduğu için o çok yansıdı gibi geliyor bana. Diğer soruyu paralel bir soru vardı. Bu izleme alışkanlığı ve hani sinemadaki seyircilerin izleme alışkanlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü birçok film artık hani tabiri caizse kalıplaştığı için Netflix'e yapmak veya Blu-ray'e yapmak gibi bir durum çıkıyor ortaya. Ve o işlerin kalitesi de belli bir seviyede oluyor. Hani bu izleme alışkanlığı hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz? Valla ben küçükken sinemaya gidip veya o zamanlar sadece Star televizyonu varken pazar gecesi sinemasında bir Batman izlediğiniz zaman, ertesi gün okula gittiğiniz zaman öğretmenler odasından servis şoförümüze kadar herkes, bütün çocuk, herkes Batman konuşurdu mesela. Şu anda sinemanın böyle bir şeyi olamaz. Çünkü o zaman bir tane pencere vardı hayatınızda açılan. Şimdi internetten, telefondan, Instagram'dan, TikTok'tan tutun da bin bir tane kontente kadar o kadar fazla pencere var ki aynı etki olamayacağı için şu anda artık onun böyle perde gibi buluşup izlenilen kutsal bir yerden çıkıp evinizde tuvaletteyken telefonunuza kadar düşmesi diyelim tırnak içerisinde ona kaçınılmaz bir şey. Yakında belki de Black Mirror vari bir yerden hepimizin bu bedenlerle ilişkisinden de başka bir yerden platformlarda League of Legends dünyasında, World of Warcraft dünyasında yaşayacağımızı falan düşünürsek işin buraya gitmesi kaçınılmaz bence. Ama bir yandan da hep söylüyorum siyah beyaz fotoğrafın üzerine renkli fotoğraf, video, virtual reality, televizyon her şey çıkmış ama hala ara sıra bir siyah beyaz fotoğraf galerisine gidiyoruz veya bir siyah beyaz fotoğrafa bakıyoruz. Öyle bir yerden de sinemanın eskimeyecek ve bence romantik bir yerden hiçbir zaman değişmeyecek bir yanı var. Ama işte bu ikisi böyle el ele gittiği için bu Netflix ve Blue TV falan bir geçiş süreci. Ama onun dışında bugün hala mesela şimdi Alef'le Emin Alper ne yapacak çok merak ediyorum. Çünkü benim yaptığım işler her zaman şahsına münhasır ve hep gişeye sırt çevirmişim. Bir yerden kendimce bir kariyerim var ama bir yerden de filmlerimin gişeyle ve kalabalıklarla karşı buluşması hiçbir zaman zaten tam yok gibi. Ama Emin Alper'in biraz daha farklı bir duruşu olduğu için şimdi Alef'le ne yapacak çok merak ediyorum. Eğer Alef'te ejder kapanı falan gibi bir yere düşerse çok üzüleceğim. Ama kız kardeşler çizgisinde bir şey yapabilmiş olursa Blue TV'ye hem bu Emin Alper'den çok Blue TV'nin sınavı bence. Emin Alper'e ne kadar izin verdiler gibi bir yerden. Eğer enteresan bir şey olursa öyle bir yerden olacak. Yoksa bir de benim çıplakta şu an biz yaptığımız zaman direkt YouTube'a koyacağız gibi bir yere gelmemizin şöyle bir sebebi var. Artık herkes hani filmleri oradan izliyorsa biz hani bunu gerçekten bir escort kızın hikayesini yani İstanbul'da Güneşli'nin arka mahallesinde babaannesiyle yaşayan bir kız. Ben hakikaten İstanbul'da Güneşli'nin arka mahallesinde babaannesiyle yaşayan bir kız izlesin diye yaptım bunu. O yüzden de evet İstanbul Film Festivali'nde gala yapacağız ama baştan ya biz bu filmi işte Netflix'e satalım, Blue TV'ye satalım değil de çok ufak bütçeye varsın defolarımız olsun. Varsın bir hamlık, çiğlik olsun ama çok ufak bütçeye yapalım ve biz bunu YouTube'a koyalım ve herkese gitsin. Adana 01'in ilk sezonu gibi gibi bir yerden yaptık. Ama yaparken yapımcı çok sevdi. Şimdi Netflix'e, Blue TV'ye satmaya çalışıyor ama o benden bağımsız bir, bir şekilde gelişecek. Bakalım ne olacak? Bakalım. Soru cevaba geçelim. Soru sormak isteyen var mı?
Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi sesim için kusura bakmayın, birazcık rahatsızım. Size tek bir sorum olacak. Estetik algınızla profesyonel imajınız arasında kalsanız, yani reklam filmi çektiğinizi de biliyorum. Vimeo arşivinizi de takip ettim. Yani babaannenin cenazesine kadar hakimim konulara. İsmi tam hatırlayamadım, kusura bakmayın. Yanlış yaptım biraz orada. Sormak istediğim tam soru şu. Profesyonel imajınızla estetik algınız arasında kalsanız, o yol ayrımına girseniz hangi tarafı tercih ederdiniz? İkisi aşağı yukarı kesişiyor gibi geliyor bana. Aynı rotada mı yoksa kontrast bir dengede mi? Yok, yani profesyonel imajımla, profesyonel imajım derken hani dışarının beni nasıl gördüğüne dair bir şeyse bu. Ya prestijsel bir algı aslında, hani prestijiniz, yani daha doğrusu piyasanın size prestij olarak bir bakış açısıdır. Reklam piyasası da ayrı. Bunun bağımsız sinema piyasası da ayrı. Hani o iki ayrı piyasayı birleştirip profesyonel imajınızdan bahsedin. Mümkün olduğunca ben hep aşağı yukarı aynı yolda yapmaya çalışıyorum. Yani çıplak yaparken de, Hakan Muhafız'ı yaparken de aşağı yukarı aynı yerden yaklaşmaya çalışıyorum. Veya Bellona reklamı yaparken de. Ve bu bazen hani o yüzden benim hani böyle çok devamlılıklı bir reklam kariyerim olamadı. Hakan Muhafız'la bile tırnak içerisinde kötü kişi olduğum çok şikayet ettiğim için. Ama ben yani yapıcı bir yerden, hani baskında kendi kendime ne kadar şikayet ediyorsam veya peride kendi kendime günün sonunda her gün çok iyi oldu, çok iyi oldu değil de kendimi eleştirerek bir sonraki güne gidiyorsam, hani bunu reklamda ve profesyonel kariyerimde de yapıp hatta bu dediğin yerden taviz verip profesyonel imajımı zedelemekse o, zedelediğim bir yerden ikisi arasında bir fark olmamasına çalışıyorum mümkün olduğunca. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Benim iki tane sorum olacaktı. Birincisi, kas süreci nasıl gelişti? Şimdi Gazap'ta yeni çektiğiniz klibi gördüğümüz için oradaki çocuk oyuncuları da gördük. Bu dört oyuncunun seçilme süreci nasıl oldu annelerinden önce? Bir de ikincisi, siz Peri'ye kendi gözünüzde, yani diyor, Can sen bu işi 10 üzerinden kaç dersin? Şöyle, öncelikle bu çocukları seçme mevzusu, Selim Bahar diye çok güzel 10 numara bir kas direktörümüz var. Bu projede tanıştık, buluştuk ve hakikaten bizi aldı başka bir yere koydu. Çünkü ben oldukça yalnız kaldığım bir projeydi Peri. Birçok projemde hep yalnız kalıyorum ama bu demek değil ki yani ekip çok özveriyle sarılmadı. Sadece pre-production sürecinde, yani daha ön çalışma sürecinde yer yer işin bir yapımcısı, yani demin anlattığım gibi bir özgürlüğün gelmesi şöyle oluyor. O zaman o özgürlüğü sana veren yapımcılar bu sefer hani bir yönlendirme veya sorumluluk da almadıkları için tamamen birçok normalde yönetmenlik olmaması, sadece yapımcılık olması gereken şeyler de üzerinde oluyor ve yapımcı yönetmen gibi oluyorsun. O yüzden kast konusu da bunlardan biri ve birincisiydi. Ve başka bir kast vardı aslında kafamda önce ama bir türlü o olmuyor, bu olmuyor, menajerler falan filan, korkunç bir dünya zaten orası. Selim Bahar'la tanışınca Selim dedi ki ben baştan ele almak isterim dedi. Tamam dedim, çok az vaktimiz kalmıştı artık, çekmek zorundaydık, böyle 1,5 ay mı ne kalmıştı. Ve bir gün böyle Karaköy'de ikinci kat diye bir tiyatro var. Oraya gittim. Selim bir hafta çalıştı önce. Gittik böyle içerisi ana baba günü, böyle bir sürü anneler, babalar, çocuklar, karmaşa, kaos. 200 kişi falan var içeride. Biz onların arasından yürüdük, arkada bir odaya geçtik. Ondan sonra çocukları ikili, üçlü gruplar halinde. Önce Peri ile kaptanın tanışma sahnesini oynatıyoruz. Yusuf'la Porsu'nun birbiriyle diyalog kurduğu, kuramadığı yerleri yapıyoruz falan. Sen çık, sen gel, bilmem falan filan. O günün sonunda açıkçası karar verdik hepsine. Bir tek porsuk konusunda çok arada kalmıştım. Onu da mesela ilk o şeyde provamızda iki porsuğumuz vardı. O mu o mu acaba falan dediğimiz. Öyle bir yerden böyle enteresan bir süreçti açıkçası. Ve de kaptanı oynayan oyuncu ve Perihan'ı oynayan oyuncuyla böyle daha arkadaşça birebir bir diyalog kurmuşken, daha belki entelektüel bir yerden. Diğerleriyle daha, onlar çok acemi ve ilk tecrübeleriydi. Hem Yusuf'un hem Porsu'nun. Onlarla çok daha farklı bir yerden tabiri caizse yağ satalım, bağ satalım oynuyoruz gibi bir yerden garip bir muhabbetimiz vardı. Ve günün sonunda böyle çocuk oyuncularla, ben kısa filmlerimde de hep çocuk oyuncularla çalıştığım için, yani arkadaş olabilir miyim, bir şey konuşabilir miyiz gibi bir yerden onu yargılıyorum ve seçiyorum galiba. O öyle. Peri'den böyle kendime kaç verdiğime gelirsek, ben genelde böyle insanların bir şeyle konuştuktan sonra hemen IMDb puanına baktığı bu yeni dünya düzeninde çok
üzülüyorum ve isyan etmek istiyorum. IMDB ben üniversitede okurken 2003'teyken benim home page'imdi. Ama bu puanlama sistemini öne çıkarttıktan kısa bir süre sonra böyle nefret ettim IMDB'den. Hani öyle bir yerden bilemiyorum açıkçası. Oradan ama aslında yaklaşmadım. Hani Yok, ben bu yani puanlama açısından şöyle bir şey var. Bir işi yapmaya başladığın zaman hiç özellikle ben kendim yani sepetimde ne varsa daha fazlasına öykünüyorum hep. Bana 1 milyon dolar verirsen ben eminim ki 1.6 milyon dolarlık bir filme soyunurum. Ama filmin tam olarak bütçesine yetmemesi de daha da fazla bir şeye uzanıyor olmasının hissiyatı çok hoşuma gidiyor baskından beri. Ben Peri'de açıkçası Housewife'dan çok daha fazla istediğim bir şey yaptığımı düşünüyorum. Keza bu baskınla bile kafa kafaya gibi geliyor. Yani kafamdakinin %90-95'ini gerçekleştirdiğim gibi düşünüyorum. Öyle bir yerden kendime 9-9,5 verebilirim. Ama bir yerden de yola çıkarken de şeyimi hatırlıyorum yani. Nasıl bir şeye uzanmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Öyle bir yerden içime sinmeyen ve olmadı dediğim bazı hissiyatlar da yok mu? Var tabii ki. Ama geneline baktığımdaki dengesi ve şahsına münasırlığı ve genel eğlencesi, hissiyatı çok hoşuma gidiyor. Benim kadar işin içinde olduktan sonra yargılaması çok zor bir süreç yani bu. Yani en bence bir sanatçı için de en zoru zaten yaptığı işi yargılaması. Hem ondan utanmaması. Ben ilk kısa filmimi çektiğimde aşırı utanıyordum kimseye göstermeye. Ve her filmimle ilgili de ulan bu film Berlinale'ye neden seçilmiyor lan gibi bir yerden de ben hiçbir zaman işte Parazit gibi bir film yapamayacağım gibi bir hissiyat. İkisi beraber el ele kesinlikle gidiyor, öyle söyleyeyim. Bu öyle garip bir ruh hali. Bir de son bir şey, Kadıköy'de en sevdiğiniz kahve içme mekanı Loop sanırım. İlhami'yi de gördük filmde. Evet. İlhami Başkan. Çok iyi bir klip reklam yönetmeni olan, aynı zamanda Ferit'in Cezanın arkadaşı. Sus Pusu'nu çekmiş olan Ferit Katipoğlu'nun mekanı orası. Evet. Öyle. Ben çok gittiğim bir yer değil ama Ferit'i ve İlhami'yi çok severim. İlhami aynı zamanda bizim rejimiz Aslı'nın arkadaşı olduğu için öyle bir yerden audition'a geldi ve bayağı da iyi kotardı. Bu arada o iki oyuncunun başka sahneleri de vardı ama film böyle 120 dakika falan oldu. Maalesef birçok sevdiğim şeyi kesmek zorunda kaldım. Sanırım gazetelerden de kesmeniz gerekenler olmuş. 20 kere revize ettirdiğiniz ama sonra yayınlayamadığınız bazı çalışmalar. Yok, yayınlayamadığımız değil de gazeteleri bir türlü beğenmedik. Son ana kadar ve en son böyle artık ben isyanlardayken Sivas'ta bize yardım eden bir ekstra sanat yönetmenimiz vardı. Elif Rosenberg. Elif baştan yaptırdı onları. Yoksa içerikleri hep aynıydı da mizampajını bir türlü beğenmiyordum. Anladım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben soracağım. Oradan mı? Hayır, okey. Bende. Nerede? Burada. Ha, evet. Oo, başkan ne var? Nasılsın, iyisin? DVD başkan, Blu-ray. Türkiye'mizin DVD Blu-ray uzmanı kendisi. Merhaba. Biz daha önce ilk defa tanışıyoruz değil mi? İlk defa. 3 yıldır mı? 5 yıldır? 3 yıldır. Yani abartmayayım. 3 yıldır internetten konuşuyoruz. Hakan'ın DVD sayfası mıydı? Hakan'ın Blu-ray sayfası mıydı? Hakan'ın köşesi. Hakan'ın köşesi. Peki, tamam. Baskını yeni çekmiştin o zaman. Evet, bana DVD'sini çekmiş. Göndermiştin Blu-ray'ine. Hayatının projesini çektin mi? Yoksa gelecekte mi göreceğiz? Vay be. Hellraiser remake için teklif geldi mi? Hala bekliyorsun biliyorum. Teklif gelmedi. Ben Hellraiser için Weinstein'le toplantıya girdikten bir sene sonra Weinstein biliyorsun hapse atıldı zaten. Daha atılmadı da yani o yola girdi. Keşke olsaydı. Çok da mutlu olurdum. Ama hayatımın projesi olmazdı muhtemelen. İzin vermezlerdi istediğim gibi yapmama diye düşünüyorum. Daha çok Netflix gibi olurdu bence. Yani bir anlamda baskın benim hayatımın projesi zaten. Bir anlamda yani çıplakta da öyle bir hissiyat duyuyorum. Peri ve Housewife için de her projeme öyle yaklaşıyorum açıkçası ya. Bir daha belki hiçbir film yapmayabilirim. Dur bunu da tamamen hissiyatın dibine değdireyim diye. Zaten paramı da harcıyorum, kredimi de harcıyorum, her şeyimi yok ediyorum zaten. Öyle bir yerden baktığımızda evet yaptığım gibi düşünüyorum açıkçası ya. Hani bu böyle bir sanatçı için kötü bir şey olabilir belki, bir doymuşluk gibi. Ama bir yandan da yeni bir şeyler yapmak için bakıyorum, heyecanım var. Tamam o zaman doymuşluk değil bu diyorum. Ya ben çok şanslıydım yani baskın konusunda. Sanki böyle bayağı uzun bir kariyerim olmuş da kendimi ispat etmişim de artık tamamen kimseden bağımsız istediğimi tamamen yapabiliyormuşum gibi bir şekilde yaptım baskını. Ondan sonra da bunu böyle bir tarz olarak giydim. Housewife ve Peri'yi de öyle yaptım ama ne kadar daha devam ettirilebilir bu şartlarda senin sorduğun sorular ışığında günümüzdeki bu sinema izleme alışkanlıklarıyla falan. Yani iyice gittikçe vintage demode bir şey olmaya dönüştü bu. Bir yandan çok cool ama
O yüzden çıplığa farklı bir yerden yaklaştım falan filan. Merhaba. Hande Zerkin. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu kurduğun film evreni kendi içinde çok tutarlı. Ve izlerken aslında hikayenin içine kendini kaptırıyorsun ve hikaye akıp gidiyor. Bu anlamda seni ve tüm ekibi kutluyorum. Bu aslında büyük bir başarı. Filmin senaryosunda bir esinlendiğin bir hikaye var. Bu anlamda senaryo sürecini aslında ben sormak istiyorum sana. Nasıl bir çalışma sürecinden geçtin? Valla senaryo, yani böyle kendimi kapatıp aklıma ne gelirse yazdığım, ondan sonra tekrar onları elediğim bir yerden. Başından beri bilenler bilir, Stand By Me, Goonies, Clubhouse Detectives veya işte Dustin Hoffman'ın oynadığı Hook, Peter Pan filmi gibi böyle çocuk macera filmleri çocuktan beri çok istediğim ve bir arada keşke öyle bir şey yapsam dediğim bir şeydi. Ben direkt bunu öyle bir şeye çevirmek istedim. Dört öteki çocuğun macerası gibi bir yerden. Ve de Bremen mızıkacıları gibi dört tane eksik çocuk bir araya gelip yetişkinlere kafa tutuyorlar gibi çok da klişe veya arketip diyebileceğimiz bir altyapısı var. Ve benim Housewife, Baskın, Al Karısı hep bunlar böyle rüya puzzle gibi. Ve de bu sefer rüya puzzle gibi değil de bir kahramanın yolculuğu, üç perdesi daha böyle belirgin bir şey yapmak istedim. O açıdan da bir çocuk filmidir, değildir gibi bir yerden daha farklı diğer işlerimden. Ve Kutay Ucundan yardım istedim. Açık Koleji'nde sinema hocası olan Kutay Başkan geldi bana yardım etti bayağı. Diyaloglar konusunda olsun, daha böyle kahramanın yolculuğu konusunda olsun. Orada biraz yaslandım hani Kutay'a. Senaryoyu yazmaya başladığım itibaren de dediğim gibi Sweet Tooth çizgi romanı. Bir de bir Meksika filmi vardır, bir kadın yönetmen tarafından yapılmış, izlemeyenler vardır eminim. Tigers Are Not Afraid diye. Kaplanlar Korkmaz, Türkçesi tam nedir bilmiyorum ama. Yani inanılmaz etkiledi o beni. Ve senaryoyu first draft'ı yazmıştım ama onu izledikten sonra birçok şeyi değiştirdim. Onun yönetmenini İngilizceye çevirip senaryomu yolladım hatta falan, böyle bayağı bir muhabbete girdik. Isa Lopez miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Efendim? Yönetmeni Isa Lopez miydi? Isita Lopez, aynen. Isita Lopez, pardon. Meksika'da tanıştınız galiba. Meksika'da tanıştık. Meksika'da evet. Morbido Film Festivali'nde ve Baskın'ı izlemiş, Baskın'ı çok seviyordu falan, inanamadım. Ve de kısa bir süre sonra Del Toro izledi. Tigers Are Not Afraid çok ünlü oldu. Time'da mı, Newsweek'te mi ne, son 10 yılın en iyi 10 filminden biri seçildi falan. Bizim filmin büyük abisi gibi. Bizim filmin daha karanlığı, daha büyük bütçeli ve daha belki de daha böyle sağlamı diyebiliriz. Çok tavsiye ederim izlemek isteyenlere. Tigers Are Not Afraid. Bir dostumuz var. Film şey, casting için gelmiş. Söyleşiden sonra burada posterlerimiz var bu arada isteyenler için. Evet, 10 tane posteri. Çığlık atma yarışı yapacakmışız. Öyle kaç şey. Tane poster var hakikaten? 10'dan daha fazla var aslında. 20-30 tane var yani. Pekala. Böyle bir şey yapmak istedim. Sorusu olan var mı başka? Filmi ben gerçekten çok beğendim ama kapı vardı. Yani Perihan'ın yüzerek geçtiği kapı vardı. Sonra çok benzer bir kapıyı tekrar gördük Çavuş'un evinde. Kapının bir olayı var mıydı yoksa sadece kapı mıydı? Zeki Demirkubuz'a bir göndermemdi bu kapı. O açık bıraktığı kapılarla, Antalya'da yaptığı trollükle kendisi. Zeki Başkan. Şu başkan lafı da ağzıma takıldı itici bir şekilde. Evet. Yok yani o kapı kendi başına şey gibi, anahtar gibi. Baskındaki anahtar kullanımı da öyle. Kendi kendine yani o tutunup böyle bir dakika bu çok güzel, birçok manaya gelebiliyor. Çok şiirsel bir şey var zaten diye üzerine gittiğimiz bir imge diyeyim. Mesela okulda gezerken Onbaşı Kemal o yerde kapı vardı. Onun üzerinden geçerken onu çekip onu sonra montaja koymak tamamen doğaçlama bir karardı. Teyzenin evinde de kapıyı kırıp çıkmaları o şey değildi aslında. Yok, hani böyle yerde bir tane daha kapı vardı. Ben yanlış mı? İşte şeyde okulda olabilir. Zaten o kapıyı orada görünce zaten biz böyle bir kapıyla nehire inme sahnesi çektik. Burada bunun üzerinden geçelim, adamı çok güzel bir yere dokunur, güzel bir yere basar gibi bir yerden onu çektik açıkçası. Ve genel olarak kapıların birçok tabii ki yorumlamaya açık, çok böyle imgesel, şiirsel bir şeyi var yeri. Öyle bir yerden kullandık açıkçası. Ama diğer birçok başka imge benim için daha ön plandaydı açıkçası. Ama kapı çok güzel denk geldi. Son ana kadar düşünüyorduk mesela üzerine
Ya şöyle, biz 18 günde çektik ve postapokaliptik bir hikaye çekmek için gerçekten sette bir gün bile asfaltla ulaşabildiğimiz bir set yoktu. Setlerin hepsi çok böyle garip garip yerlerden geçtiğimiz, ücra yerlerde bulduğumuz yer, mekanlardı. Çünkü eldeki bütçeyle de oraları yaratmak için. Elde bütçe olsa da bence bizim izlediğimiz yol en güzeli oldu. Çok güzel mekanlar bulduk. Mekanlarımızla çok gurur duyuyorum açıkçası. Hikayeyi yaşatan da bence biraz mekanlar oldu gibi geliyor bana. Ve o mekanlara, Sivas'taki Divriğe, Kırklareli'ndeki o nehre önceden gidip böyle senaristle beraber oturup oyuncularla orada prova yapma imkanı yok. Gün olarak, zaman olarak oraya iki kere gidip gelmenin benzin parasını hesaplıyorsun. Öyle bir yerden gittiğimiz yerlerde çok doğaçlama yapmak durumunda kaldık. O yüzden tek bir lüks koyduk kendimize. Sekanssal çektik bunu. Yani bir ilk filmin ilk bölümünü birinci hafta, ikinci bölümünü ikinci hafta, üçüncü bölümünü üçüncü hafta çektik. Onun için gittiğimiz mekanlarda bulduğumuz objelerle, bulduğumuz şeylerle çok doğaçladık. Kapı da onlardan biriydi açıkçası. Biz böyle daha senaryoda hep orada bulduğu bir şeye, iki üç şeyi birbirine bağlayıp böyle bir sal yapıyor gibi bir şey vardı. Ya kapıyı görünce dedim ki direkt yani kapı olmalı bence bu. Bir de orada baktım her tarafa bir şeyler atılmış falan filan. Postapokaliptik hissiyatta da böyle oranın bir çöplük olması tamam dedim. Ve kapı çok güzel çalıştı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hayır, daha cevap, soru cevap yapıyoruz diye. Soru var mı başka? Bir sorabilir miyim? Arkada var. Evet. İki sorum var size. Bir tanesi kim? Nerede acaba? Buyurun. Figür koleksiyonu yaptığınızı biliyorum. Bayağı çok büyük bir figür koleksiyonunuz var sanırım. Hatta baskında da çıkarmışsınız ana karakterlerin böyle minik figürlerini. Keşke şimdi de yapabilsem ya. Ben de onu soracaktım. Çünkü Peri'yi izlerken hep böyle düşündüm. Yani figürü olsa herhalde gidip almak isterim diye. Ama figürü olsa ne kadar olacak biliyor musunuz? 55 euro olacak. Vereceğim mi 55 euro? Hayır. Yani şunu demek istiyorum. Hiç öyle bir düşünceniz oldu mu yapmak isteyip? Ya işte da... Berlin'de birisini bulmuştum o zamanlar ben. Onunla arkadaş olmuştuk. Ve o tanesi 55 euroya denk gelecek şekilde figür yapıyordu. Ufak böyle sevdiği filmlere, B-movie'lere. Ve baskında anlaştık. Dedim ki sen 3 karakterden 10'ar tane, 15'er tane figür yap. 55'er eurodan. Biz bunları satışa çıkaralım. Satılmayanları ben senden alacağım. Ve de kafamdan düşünüyordum. Zaten 2-3 tane kalır her figürden herhalde. Onlara da 100-200 euro vermek ne olacak ki falan. Şimdi bir şu anda maddi durum aynı yerde değil. Hakikaten ona birkaç yüz euro vermek şu anda zor geliyor bana. İkincisi, İnsanlar için de zor bir şey bu. Bence baskını alanların birçoğu şu anda 55 euro vermezler bir figüre gibi geliyor. Çünkü o zamanlar bunun 3 katı, 3'te 1 miydi, 2'de 1 miydi, neydi? Çok lüks bir şeye dönüştü. Bir de baskın figürü yapılmasına biraz daha uygun bir şey. Şu açıdan, çünkü onlar böyle el yapımı sonuçta. Biraz böyle kötü gözüküyor. Alo. Aa, Serhat'mış oğlum, ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar hemen sorumluyla konuşalım. Yani baskının bu figürleri yapan çocuk şey uzmanı, sahte figür uzmanı. Mesela He-Man sahtelerinin hepsini toplamış, Brezilya'da yapılan G.I. Joe sahtelerinin falan uzmanı falan. Yaptıklarını da biraz sahte bir yerden yapıyor. Böyle biraz defolu falan figürler. Şimdi bir defolu sahte bir figür baskına daha çok yakışır ama Peri'ye biraz daha böyle o kadar yakışır mı bilmiyorum. Peri'nin figürleri daha güzel olmalı bence. Öyle bir yerden de herhalde biraz zor onun figürlerini yapmak diye düşünüyorum. Efendim? Ama işte onu dizayn ettirecek insan önemli. Bir de hakikaten bayağı bir iş, uğraş ya. Biriniz yaparsanız çok sevinirim. Çin güzel olur ya. Değil mi? Çok iyi olur. Koronalı koronalı. O zaman son iki soru daha alıp bitirelim desem oluyor mu? İki soru. Tamam. Son iki soru. Son iki soru. Şurada bir tane mikrofon. Sol taraftan hiç almadık. Orada el kaldıran arkadaşımızla. Buradan sorabilir miyim? İkisi, son ikisi olsun. Evet. Buyurun. Evet. Hoş bulduk. Volkan çok bağırdı. Mesela Volkan Öge onun çalışıp gelmiş ama sen Kemal Sunal'a çok hakimsin. Ya da bunu, bu tarz komedi filmleri ileride yapabilecek misin? Ya da bu arada Çıplak bence bir komedi dizisi oldu bu arada. Yani erotik
gibi bir yerden yola çıktık biz ama içindeki komedisi çok ağır bastı gibi. Ama yani şöyle, ben Bir Zamanlar Anadolu benim Türkiye'de en güldüğüm film. Yani Bir Zamanlar Anadolu'daki esprilerden daha komik bir film ben bilmiyorum var mı son 1-2 senede. Son 10 sene, 20 senede. Yani Her Şey Çok Güzel Olacak gibi bir komedi filmi yapmak çok isterim. Birdcage gibi bir komedi filmi yapmak çok isterim. Veya veya Bitirim İkili, Jackie Chan'le neydi işte o siyahi arkadaşın adı. Yani öyle bir komedi filmi yapmak çok isterim. Ama Türkiye'de direkt komedi deyince akla gelen, yani Türkiye'de korku deyince akla gelen işlerden nasıl başka bir korku filmi yapmaya çalışıyorsam, komedi deyince de akla gelen işlerden başka bir yerden tabii ki çok isterim bir komedi filmi yapmak. Bu arada Çıplak Çekerken dedim ki ulan dedim ben bir daha hep böyle şeyler yapayım. Bu ne kadar rahat ve güzel, bir sürü güzel kızlar, ortamlar falan. Ben ne yapıyorum abi dedim, yani böyle dışarıda postapokaliptik mekanlarda canavarlar, kanlar falan gibi. Şakayla karışık farklı şeyler yapmak çok istiyorum bu arada ama günün sonunda da konuşmanın başında dediğim gibi böyle metalci bir yerden çok böyle kaşınıyor içim yeni bir korku filmi yapayım diye. Ya bunu dememin sebebi abi şu, hani Denizhan Akbaba dedim ya, storylerini izliyorum mesela. Çocukla çok iyi eğleniyorsun ya da diğer oyuncularınla o çıplak çekimlerinde deli gibi eğleniyorsun. Acaba korku diyorum, komedi filmi yapacak mı, yapar mı? Yapsa bence çok kaliteli olur gibi şeyler düşündüm. Yapmak o yüzden çok isterim. Umarım yapacağım bir noktada. Eyvallah. Çıplak da umarım komik gelir insanlara. Sadece ben gülermişim. Yani benim çok sevdiğim... Çok pardon. Çıplak ne zaman yayınlanacak abi? Nisan'dan sonra. Eyvallah. Çok beklemeyeceğiz. İlk 4 bölümü bitti bile. Bayağı iyi oluyor. Son bir soru sen seç. Sorabilir miyim? Ben şey yapmayayım. Abi bir dakika, evet sen, sana söylemişim değil mi? Pardon. Bağırman gerekecek. Evet. Yani çocuk istismarına yönelik bir şey. Benim Al Karısı diye bir kısa filmim var. Orada bir çocuk gelin var. O bence daha çocuk istismarına yönelik bir işti. Burada öyle bir şey aklımdan geçmedi. Ama her türlü ötekilik ve isyana dair bir sürü hissiyatlar var içinde. Öyle bir yerden yorumlara açık olmasına çok dikkat ettim tabii ki. Yani ben küçükken 82'liyim ben. Böyle 4-5 yaşlarında ilk anılarımdan biri eve balık alınmamaya başlandı Çernobil'den dolayı. Ve bu bayağı bir konuydu yani o zamanlar. Bu hep benim aklımın arkasında tabii ki. Ama bir yandan da hani Çernobil olmasa da biz Fallout gibi filmlerle, Full Throttle gibi oyunlarla, Resident Evil, Mad Max, o bu. Yani zaten postapokaliptik edebiyatla büyüyünce oyunlarda, filmlerde onun böyle bir evrensel bir korku ve evrensel bir durum olduğu yerinden ben kullandım. Tam da biz yaparken Akkuyu nükleer santraline denk geldi falan. Bu biraz şeye benziyor. Abluka'yı yaparken Emin Alper aslında 90'lardaki belli bir hissiyat üzerine yapmış Abluka'yı. Tam Gezi'ye denk geldi. Günümüze çok daha dair oldu. Burada da öyle bir durum var. Ben bunu yaparken, hatta bunun İngilizcesinde santrali power plant diye değil de company diye çevirdim ben mesela. Benim için nükleerlik arka planda, onun bir şirket olması ön plandaydı. Belki de yanlış yaptım. Bazen izlerken İngilizce altyazıyla keşke power plant yapsaydım şunu diyorum. O da öyle bir trivia bilgisi olsun. Her zaman doğaçlamalara çok izin veriyorum ama bir yandan da full kesinlikle ezberle diyorum. Yani o doğaçlamayı beceremezsen ezbere dönmemiz lazım. Ama ezberden çok hissiyata yönelik bir şey vardı gördüğün gibi. Yani çok fiziksel bir roldü. Elif Sevinç zaten hiç konuşmuyor. Porsuk hiç konuşmuyor. Porsuk sadece... Bu arada Porsuk seçmemin sebeplerinden biri de o böyle heceleri tam bitirmeden böyle sağır bir insanın öğrendiği gibi yarım yamalak konuşmayı o kadar iyi yaptı ki... Porsuk'un mesela makastan önceki take'lerini izleseniz, mesela 10 take varsa 8'i başka taraflara bakıyor, kameraya bakıyor. Deli etti bizi. Ama o 2 take'te o kadar güzel davranıyor ki ve şahsına münhasır çok böyle güzel bir yerden davranıyor.
risk aldım ve de birçok take'i çöpe atmak pahasına porsukla ilerledim. Öyle bir yerden doğaçlamalarına çok 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 izin verdik. Hatta yani görüntü yönetmenimiz Meryem Yavuz, Türkiye'nin en iyi görüntü yönetmenlerinden biri, Türkiye'nin en iyi kadın görüntü yönetmeni. Meryem Yavuz omuzda kamera, bütün film. Biz mekana gidiyorduk. Yani oyunculuk olarak düşünme. Mesela ışıkçılarımız, focus puller'ımız falan bile ilk birkaç gün anlayamadı ne yaptığımızı. Çünkü geliyoruz, hiç focus puller'a yer söylemeden başlıyoruz çekmeye. Meryem dedi ki sen boş ver, stres yapma. Şimdi böyle söyleyince böyle ufacık bir detaymış gibi geliyor ama o işi yapan insanlar o kadar rahatsız oluyorlar ki bir kere işi doğru düz yapamayacağım hissiyatı oluyor falan. Sonra ilk bir iki take oyuncular ne yapıyor bakıyoruz. El yordamıyla buluyoruz. Ondan sonra marklarımızı koyuyoruz. Ondan sonra focus puller da bakıyor. Işıkçı da bakıyor. Bilmem ne de bakıyor. Ve ondan sonra hep öyle bir yerden keşfettik açıkçası. Mekanları ve sahneleri. Ve 18 günde çekmek şöyle bir şey demek. Filmin sonunda kaptanın mezarına o taşı koyuyor ya en son. O taşı koyduktan sonra sonuna kadar ki bütün o blok tek bir gün. Çatışma, ondan sonrası yanma sahneleri hepsi tek bir gün. Peri'nin babasıyla olan bütün sahneleri tek bir gün. Yani bu kadar telaş içinde yapılması gerekiyor bu filmin. Ki 1.2 milyon TL bu filmin bütçesi. Ki 1.2 milyon TL birçok BKM filminin sadece reklam bütçesi. O açıdan 1.2 milyonu bir araya getirip ki orada mesela 100-200 lira açık kaldı. Ben onları bulmak için hala borç ödüyorum şu anda. Benim için çok büyük bir para ama filmin hakkını vermek için çok küçük bir para. Böyle de inanılmaz iki uçlu, acımasız bir tarafı var low budget film yapmanın. Ama bir yandan da onun getirdiği bir özgürlük ve o biraz hafif çala kalem, yer yer defo veren ama kendine özgür, dünyaya kendini kaptırırsan da sinemada hiç bulamayacağım bir özgürlüğü var. Hep de onu yakalamaya çalışıyorum galiba. O zaman bitiriyor muyuz? Evet, hocam bitiriyoruz. Hocam. Tamam. Çığlık yarışmasına geçiyor muyuz? Yapalım mı? Yapalım mı? Çekecek misiniz? Tamam, bir şey olur. Söyleyeceğim. Biz Baskın'la Housewife'la çok alıştım ben. Gittiğimizde hep böyle bir şey yapıyorduk. Şöyle bir şey diyeceğim. İki kişiye imzalı poster vereceğiz. Tamam mı? Ya bir şey söyleyeceğim ama ya bunu şöyle bir, yani yalan olmaz ya. Şimdi bir sürü kişiye vereceğiz imzalı poster. O çığlık yarışmasını kazanan iki kişiye hakikaten özel bir şey vaat etmemiz lazım ki çığlık atsın insanlar. O yüzden ben baştan bu fikri söyledim ama o yüzden baştan beri de şey diyorum. Nasıl yapacağız onu? O iki kişi Instagram'dan takip edeceğim diye adi bir şey. Saçmalama öyle bir şey olur. O iki kişiye İstanbul tatili. İstanbul tatili. Sonra şey yapalım. Tamam, okey, öyle bir şey yapalım. Bir şey söyleyeceğim. Hatta şunu yapsak, sonraki filmi sete ziyaret. Tamam. Olur. Mesela sete ziyaret daha güzel bir şey. Tamam, okey, senin üzerinden olur öyle bir şey. Bu kadar sinema sever bulmuşuz. Tamam, kazanan ilk iki kişiyi sahneye çağırıyoruz. Burada poster veriyoruz ve de bir şeyler veriyoruz onlara. Instagram'dan ekliyoruz, konuşuyoruz. Sonra seninle bir şey yapacağız. Falan. Set ziyareti çeki. Hazır mısınız? Dur, bak, ben evet. Biraz daha şöyle gireyim çünkü öndekilerin sesi daha fazla gelecek o zaman. Haksızlık olacak arkadakilere. Hayır, arkaya gitmiyorum. Şu an tam ortadayım. Herkes aşağı yukarı aynı uzaklıktayım. Dur, bak, şöyle yapayım. Ama ortada olursam da duyamayacağım. Evet, hazır mısınız arkadaşlar? Filmde Peri'nin nasıl bağırdığını düşünün bazı sahnelerde. Tamam mı? O sahneler gibi bir şey istiyorum şu anda. Herkes hazır mı? Ben bağırmak istemiyorum. Saçmalama lütfen. Beni çıkartın buradan diyenler varsa onları alabiliriz dışarı. Evet, hazır. Bak şöyle bağıracaksınız ama. Diye. Daha aşağısı kesmez. Hakikaten rolün hakkını verin lütfen. Evet, bir... İki, Tuna ile beraber karar vereceğiz. Tuna, ben, Aleyna, üçümüz beraber karar vereceğiz. Evet. Bir, iki, üç. Şuradan bir ses çok dikkatimi çekti gibi geliyor. Tuna, ne diyorsun? Tamam, bir tane daha alıyoruz. Şurası dikkatimi çekti. Bir tane alıyoruz. Üç, iki, bir. Valla... Evet, şuradan birisi inanılmaz çınlıyor. Ben orayı birinci seçeceğim galiba. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz hepinize performansınız için. Neydi adın? Sıla. Evet, Sıla'yla Aleyna'nın seçtiği. Evet. Burcu. Pozitif ayrımcılık da oldu galiba biraz bu işin içinde. İkisini kazandı.
Ama kazanan iki kişi artık var galiba. Tamam, isteyenlere de şimdi poster verelim ve tatlı bir şekilde dağılalım. Yoksa bizi buradan kovacaklar galiba. Bir orada kapıda bir ciddi bir oluşum var. Toplu bir fotoğraf alalım isterseniz. Alalım. Bey. Alalım. Dur bir dakika, buradan alacağım. Gel. Bir. İki. Tamam, süper. Bir tane ben sakin oluyorum. Evet. Tamam, süper. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Çok teşekkür ederiz. Akşam Alsancak'ta içiyoruz. Neredeyiz akşam? Akşam neredeyiz? Mikrofonu kapatalım. İmzalı poster almak isteyen varsa çıkışta